Merhaba. Bugün de yine Bitcoin'in teknik analizini yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü teknik analizimize başlamadan önce dün yayınlamış olduğum son videonun 20-25 saniyelik bir kısmını sizlere yeniden hatırlatmak istiyorum bu işlem hacmi bu seviyelerde olması durumunda geçmişe göre yükselmiş. Bunun da gece 3 civarlarında kapanış getireceğini de hesaba katarsak bu işlem hacmi gece 3'e kadar da daha da artacaktır. Bu yüksek işlem hacmiyle 6000 dolar seviyesinden gelen yükselen trendin kırılmış olması kapanış itibariyle böyle olursa ki şu anda 10.750 dolar seviyelerinde bunun altında özellikle de 10600 dolar seviyesinde altında kapanış gelmesi durumunda açıkçası kısa vadede bitcoin hakkında çok da olumlu beklentilere girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet gerçekten de dünkü kapanış itibariyle baktığımız zaman da 6000 dolardan gelen yükselen trend çizgimizin yüksek bir işlem hacmiyle kırıldığını görüyoruz. Tekrar biz teknik analiz videomuza dönecek olursak buraya da işlem hacmini ilave edelim. Dünkü işlem hacmi kapanış itibariyle nasıl olmuş ona bir göz atmak için. Bakın dünkü işlem hacmi gerçekten de önceki günlere göre bayağı bir yükselmiş durumda. Bugünkü işlem hacmi ise yani bu düşüşte bugün yaşadığımız 10.500 doların 10.600 dolar seviyelerinin aşağı yönde kırılması sırasındaki işlem hacmine bakacak olursak da bunu saatlik 4 saatlik grafiğe çevirirsek eğer gördüğünüz gibi çok yüksek bir işlem hacmiyle düşüş gelmiş. Yani 10.600 dolar seviyelerin kırılması sırasında işlem hacmi inanılmaz derecede artmış gözüküyor. Bu olumsuz bir şey tabii Bitcoin açısından önümüzdeki dönemde. Yani düşüş devam edebilir ya da belli bir seviyede durak sayıp o seviyeden sonra bir süre yatay bir piyasada devam edebilir ki bu yatay piyasa olasılığını da aslında ben dün şu şekilde ifade etmiştim size. Artık işlem hacmini de kaldıralım bu arada. Bu yatay piyasanın gerçekleşme ihtimali hala var. Zira 9300 seviyelerinde yani şu seviyelerdeki desteğimiz aşağı kırılmadığı sürece böyle bir yatay piyasa içerisinde de hareketimiz devam edebilir. O zaman nasıl olur? İşte tahminen tabii ki ben burada öngörüde bulunmuyorum şu anda sadece bu yatay piyasa gerçekleşirse nasıl olur diye. İşte 9300 dolar seviyelerini bu gece diyelim ki gördük. Daha sonra işte yavaş yavaş şöyle bir piyasa olabilir patern olarak yani illa ki fiyatlar bu şekilde olacak demiyorum. Şu zamanda bu seviyeye gelecek diye bir şey ifade etmiyorum ve bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yalnız böyle bir yatay piyasanın oluşması durumunda benim tecrübelerimle elde ettiğim bilgiye göre bence stokastik göstergesinin kullanılmasında takip edilmesinde fayda olabilir diye düşünüyorum. Şu çizdiğim çizgiyi kaldıralım. Evet şimdi stokastiği bir ekleyelim indikatörlerden. Evet stokastik gördüğünüz gibi yani şuradaki şöyle bir yatay piyasanın olması durumunda Bakın şöyle bir yatay piyasanın olması durumunda yukarıdaki gibi stokastik de şu şekilde davranabilir. Mesela buradaki eğer ki normal sınırları içerisine dönerse bu 20 ile 80 arasında hareket eder stokastik. 20 seviyesini yukarıya kırabilirse eğer daha sonraki zamanda da bu şekilde şöyle mesela atıyorum böyle hareketler yapabilir. Piyasa bu şekilde devam ederse stokastiğin bize sağlayacağı şey şudur. Stokastik aşırı satım bölgelerine geldiği zaman alım düşünülebilir. Tabii ki buradaki destek direnç noktaları ve stop loss seviyelerini de koyarak e, yapılmasında fayda var bunun. Daha sonra stokastik aşırı alım bölgelerine geçtiği zaman da satış düşünülebilir. Dolayısıyla aslında biz şu seviyelerde yani şu seviyelere gelmesi durumunda Alımı düşünebiliriz kısa vadeli al satlar yapabilmek için buradaki marjımız 9300 ile örneğin orta çizgiye kadar bir hareket olduğunu düşünürsek eğer işte bu 10400 dolar seviyelerine tekabül eder. Dolayısıyla bu arada %10'luk bir marjdır. Eğer 10400'ü de kıracak olursa işte 11800'e doğru, 11400'e doğru ya da düşen trend çizgisinden dolayı böyle bir marj söz konusu olabilir. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Bu işlemi yaparken mut mutlaka stop loss seviyesi belirlemenizde fayda var. Burada üstel hareketle ortalamayı görüyorsunuz şu anda. Bu üstel hareketle ortalama günlük bazda benim dikkate aldığım ortalamalar 50 ve 100 günlük ortalamalardı. Daha önce bahsetmiştim bundan. Şuradaki dikdörtgen çizgilerini de kaldıralım. Daha anlaşılır olsun grafiğimiz diye. Evet şurada da bir yatay piyasa. Eğer ki Buradaki mavi ile göstermiş olduğum üstel hareketli ortalama 50 günlük. Şu anda günlük grafikteyiz. Bu kırmızıyı yukarıdan aşağıya keserse eğer, bu çok çok uzun zamandan beri dün söylemiştim, yanlış hatırlamıyorsam 2016'nın Ekim ayı civarlarından beri elimizdeki verilere göre konuşuyorum Bitfinex'ten gelen verilere göre Investing.com'daki ilk defa satış sinyali üretmiş olacak üstel hareketli ortalama. Eğer bu mavi çizgi yani kısa vadeli olan 50 günlük olan üstel hareketli ortalama daha uzun vadeli olan 100 günlük üstel hareketli ortalamayı aşağı doğru kesecek olursa tabi bunu takip etmekte çok fayda var günlük grafikte 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaları 4 saatlik grafikte ise burada da al pozisyonumuz devam ediyordu yalnız burada biz 89 ve 144 periyotluk 4 saatlik grafik üzerinden incelememizi yaparken 144 periyotluk ortalamalara bakıyorduk. Burada da gördüğünüz gibi 89 periyotluk üstel hareketli ortalamada 144 periyotluk üstel hareketli ortalamada yönünü aşağıya çevirmiş gözüküyor. Eğer ki mavi çizgi kırmızıyı yukarıdan aşağıya kesecek olursa bu da 4 saatlik grafikte de sat sinyalini aldığımız anlamına gelecektir. Özetle... Bizim için çok önemli olduğunu düşündüğüm seviye 9300 dolar seviyeleri. Bu seviyenin aşağıya kırılması durumunda düşüş hızlanabilir. 9300'den sonra e, tabii ki daha önce 9700'ü destek olarak söylemiştik. Şu anda da bizim için direnç seviyeleri aslında 9700 800 seviyeleri. Buranın yukarı kırılması gerekir ki e, bir tepki alıma tepki yükselişe devam edebilsin. 9300 dolar seviyesinin aşağıya kırılması durumunda ise o zaman şöyle destek seviyelerimizi aşağıya koyalım biz. 9300'den sonra 8500 dolar seviyesinde ama ondan önce de ara destek olarak 8900 dolar seviyesini söyleyebiliriz bu 8900 dolarında kırılması durumunda 8500-8450 dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. Buranın da aşağıya kırılması durumunda ise 7900 dolar seviyesinde desteğimiz var. Burası çok kuvvetli destek. Daha önceden de burası destek direnç olarak defalarca test edilmiş bu 19891'e giden yolda dolayısıyla bu destek seviyelerine göre hareket etmekte fayda var. Yukarı yönelişlerde de çok çok önemli olduğunu düşündüğüm seviye. Buradan artık tepki yükselişi gelirse 10.500 dolar seviyesi bizim önümüzde artık çok kuvvetli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Kısa vadede yukarı yönde hareket devam ederse tabii ki. Hemen günlük grafik üzerinden indikatörlere bir bakalım. Buradaki görüntü nedir? Şu çizgiyi kaldıralım. Evet. Şimdi şuradaki ortalamalarımızı da 89'dan 50 ve 100'e çekelim. Günlük grafikte çünkü üstel hareketli ortalama incelememizi yaparken 50 ve 100 güne dikkat ediyorduk. Dolayısıyla bu ekran bu şekilde kalsın ve makdi ile RSEA'nın görüntüsüne bir bakalım ve Hykin aşıdaki durumuna da bir bakalım ve analizimizi sonlandıralım. RSEA'ya da şöyle ekledik. Evet, MACD'nin ortalaması yönünü aşağı çevirdi ve kırmızı çizgiye değmiş durumda şu an itibariyle. Bu şu demek eğer ki bugünkü kapanış bu seviyelerden gelirse 9800 dolar seviyesinden kapatırsa MACD'deki gün sonu kapanışı şu şekilde olacak. Dolayısıyla çok kritik bir yerde. Ve göstergenin de yine sıfır seviyesine doğru yaklaşıyor olması da aynı zamanda göstergenin de kendi içinde bir fiyatlarla birlikte negatif uyumsuzluk gösteriyor olması da ki bunu dün izah etmiştim negatif uyumsuzluğu bunlar makti için olumsuz göstergeler negatife de geçmesi durumunda ya da makdideki bu kısa vadeli ortalama çizgisinin mavi çizginin kırmızıyı yukarıdan aşağıya kesmesi durumunda e, o zaman Makdi de sat sinyali üretmiş olacaktır. Dolayısıyla buradaki değerler bizim için çok önemli değerler aslında. RSI'da da yine günlük grafik üzerinden incelediğimizde şöyle bir yükselen trendten bahsetmiştim ve bu yükselen trendin kırıldığını da ifade etmiştim dün. Dünkü kapanış itibariyle bu zaten yükselen trendin altında bir kapanış geldi bugünkü kapanışta bu seviyelerden olursa RSI'nin değeri de 44 seviyelerinde gelecektir. Yalnız RSI'de günlük grafikte şöyle bir durum var. Normalde RSI 30 ile 70 arasında değişen değerler görür. 70'in üzerine çıktığı zaman aşırı alım bölgesidir. 30'un altına düştüğü zaman da aşırı satış bölgesidir. Hatırlayacağınız üzere yine 61-62 puan seviyelerinde RSI'nin dirençle karşılaşılabileceğini bunun da altında aslında bir videoda bahsetmiştim 40-41 seviyelerinde de destekle karşılaşma ihtimalinin olduğunu ifade etmiştim. Bu 40 ve 41 Bitcoin için günlük grafikte Geçmişe yönelik incelediğimiz zaman bu seviyelerden destek bulabildiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla bu yine RSI bu seviyeyi gördüğü zaman yine bu seviyeden destek bulacak anlamına gelmiyor tabii ki çünkü daha önceden de bu seviyenin de altına geçtiği zamanlar olmuş ve bu seviyenin de altına düştüğü zamanlarda da düşüşler hız kazanmış. 40 41 seviyesi, 40 41 aralığı diyelim. RSI için çok kritik bir seviye. Buranın da takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. En son Haykin aşı ile ilgili bir analizimizi yapalım ve analizimizi bitirelim. Buradaki destek direnç seviyelerine ya da kalsın. Şöyle yapacağız hemen. Buradaki Haykin aşıya çevireceğiz. Evet. Haykin aşı de dünkü teknik analiz videosunda yine şöyle bir şey kullanmıştım. E, bu Yeşil mumlar yukarı sarkmış yeşil mumlar gelmeye başladıktan sonra birbirini takip ediyor genelde ve bir yerde eğer ki yukarı ve aşağıya sarkmış bir yeşil mum ya da aşağıya sarkmış yukarı sarkmış kırmızı mum şurada gördüğümüz gibi dünkü kapanış itibariyle gördüğümüz gibi bu mumlardan birisini gördüğümüz zaman trend yön değiştirebilir e, mesajını verdiğini vermeye çalıştığını ifade etmiştim Haykin Aşı'nın. Dolayısıyla bu yukarı ve aşağıya sarkmış mumların geldiği yerlerde tetikte olmakta fayda var diye düşünülmesinin doğru olacağını söylemiştim. Burada da dünkü kapanış itibariyle bu mumu gördük ve burada temkinli olmamız gerektiğini söylemiştim. Tabi bu günlük grafik üzerinden bunu 4 saatli çekersek eğer. Bakın aslında biz 4 saatlikler üzerinden yapmış olsaydık analizimizi yani Hiking aşağı analizimizi aslında bu yeşiller geldikten sonra 11.700 dolar seviyesinden sonraki ilk gelen mum yukarı ve aşağıya sarkmış mumdu. Dolayısıyla bize tetikte olmamız gerektiğini, dikkatli olmamız gerektiğini mesajını vermişti. Daha sonraki mumda eğer sadece aşağıya sarkmış bir mumsa ki ben bu cümleyi dünkü videoda da kullanmıştım. Eğer buysa bu seviyeden sonra yani şu mumun olduğu seviyeden sonra Diğer mumlar düşüşe devam edebilir. Yani Haykin aşının bize söylediği şey buydu. Gerçekten de eğer ki bu 11.700 dolar seviyesini gördükten sonra fiyatlar yönünü aşağıya çevirdiğinde 4 saatlik grafik üzerinden konuşuyorum. Ve normal grafiğe dönelim. Şuradan şu seviyeyi gördükten sonra şurada aslında yukarı aşağıya sarkmış bir hiking aşı mumu gördük. Şurada da kesin teyidini aldığımız mumu gördük. Dolayısıyla biz şu kapanışı gördükten sonra şurada bile satmış olsaydık 11.300 dolardan satmış olacaktık. Dolayısıyla ve bugüne kadar da şu ana kadar da 4 saatlikler üzerinden hiking aşı incelememize devam ettiğimiz zaman da Tekrar bir yukarı aşağıya sarkmış mum görene kadar ve ondan sonra da teyidini almak için de yeşil yukarı yanmış bir mum görene kadar alış yapmayacağız şeklinde bir strateji belirlemiş olsaydık eğer. Şu anda yani 11.300 dolar seviyesinde satan birisi bile şu anda hala alım yapmamış olacaktı. Çünkü henüz yukarı ve aşağıya sarkmış bir mumdan sonra da yukarı sarkmış yükselmiş yani sadece yeşil mum görülmedi Haykin aşıya göre. Bugünkü teknik analizim bu kadar benim. Ee, çok sert bir düşüş yaşadık hep birlikte. Umarım daha önceki teknik analiz videolarında anlattığım şeylere göre de strateji belirlemiştiniz. Ve stratejiniz gereği de sizin zaten bu düşüşü yaşamamış olduğunuzu umuyorum. Bugünkü teknik analizim bu kadar. Beni desteklediğiniz için bu videoları beğenip paylaşarak benim daha fazla kişiye ulaşmam için de bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İyi akşamlar.